Araba sevdasına hoş geldiniz. Geçtiğimiz yılın en çok konuştuğumuz sektörlerinden biriydi otomotiv sektörü ve bu yılda yeniliklerle otomotiv sektöründe neler bekleniyor, neler olacak, markalar neler yapacaklar? Önce klipimizi bir izleyelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, ihracat, satışlar, bayiler ve ağlar yeni yeni yılda sektörle ilgili neler bekleniyor? Bu hafta konuğumuz Nisan Türkiye Genel Müdürü Sayın Sinan Özgök. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk Bey. sağ olun teşekkürler. Şimdi aslında biraz yeni yılın ilk haftasındayken ben 2018 değerlendirmesi isteyeyim sizden. Nasıl bir yıl geçirdi sektör? Belki ikiye bölmeniz gerekebilir. Çünkü Ağustos öncesi ve Ağustos sonrası dönemde nasıl başladığınız yıla sonunu nasıl geldi? Şimdi bir kelimeyle özetlersek eğer zor. 2018 gerçekten zor bir seneydi sektör açısından. Otomotiv sektörü her zaman söylediğimiz gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü. Biraz önce bahsettiğiniz ihracatıyla, üretimiyle, istihdamıyla, yarattığı vergi geliriyle, dış ticarete katkısıyla bunların hepsiyle bir kere Türkiye'nin lokomotif sektörü. İç pazarda zor bir sene geçirdik açıkçası biz. İki yarı yıla ayrı ayrı değerlendirirsek eğer ilk yarı yılda 2017'ye benzer bir tablo gördük açıkçası. Yüzde 10 seviyelerinde bir düşüşümüz vardı ki... Bunu sektör çok rahat bir şekilde kapatabilirdi. Ancak ikinci yarı yılda özellikle döviz kurlarındaki değişiklikler, enflasyondaki artış, vergideki faizdeki artışlarla beraber bir daralmaya girdik ve ikinci yarı yıldaki düşüş açıkçası %50 seviyesine çıktı. Bu tabii sektörü çok zorlayan bir durumdu. Son iki ayda bir hareketlenme oldu. Devletimizin almış olduğu vergi indirimi kararıyla beraber binek araçlarda ÖTV, Ticari araçlarda KDV indirimiyle beraber belli bir hareketlenme gördük açıkçası. Çünkü Eylül-Ekim trendine bakarsanız eğer 20 binler seviyesine indik neredeyse. Hı hı. Bizim Türkiye'deki otomotiv pazarında Kasımın Ekim'in Kasım'ın aralığı normalde 70 binler seviyesine çıkması gerekir. İşte aralığı da biz 120-125 bin, 130 binler seviyesine kapatırdık. Bu sene o 20 binler seviyesinde gider mi diye açıkçası çok endişelenmiştik son iki ay için. Devlet tam zamanında bir önlem alarak... Kasım Aralık'ta bu vergi indirimini devreye aldı. Dolayısıyla da bir hareketlenme oldu ama tabii geçen senelerin çok daha altında bir Kasım ve Aralık ayı ile kapattık. Toplamda da 621 bin adet. Ee, Cuma günü 9. Ode'de Gladiatörler Gecesi'nde pazar rakamları açıklandı. 621 bin adetle kapattık. 2017'ye göre %35'lik bir daralma. Yani pazarın üçte biri maalesef kayboldu geçen sene. 2019'da ilk 3 ayda bu indirimlerin devam etmesi nasıl yansıyacak? Nasıl bir başlangıç olacak? Tabii talebi hareketlendirmeye devam eder. Netice itibariyle Müşterilerimizde de şu anda avantajlı bir fiyat seviyesinin olduğu algısı var. Neticede vergide o 15 puanlık düşüşler anahtar teslime %10 seviyelerinde yansıyor. Yani 150 bin TL'lik bir araç 135 bin TL seviyesine iniyor. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir algı iyileşmesi var. Bununla beraber talep hareketlenecektir ama Ocak, Şubat, Mart bizim pazarımızın nispeten düşük aylarıdır. Yani evet. neticede Ekim, Kasım, Aralık'ta kampanyalarla beraber pazar hareketlendikten sonra... Ocak, Şubat, Mart'ta nispeten daha düşük bir pazar görürüz açıkçası biz. E, bu sene bir hareketlenme olsa bile hem e, tabii bu vergi indirimlerinin devam edeceği 31 Aralık günü açıklandı. Dolayısıyla o güne kadar geri ileri öne çekilen de bir talep var. Yani Ocak, Şubat'tan ya bu vergi indirimleri 31-12'de bitecek diye talebini öne çeken de bir müşteri grubumuz oldu birbirini dengeleyecekti. Dolayısıyla hareketlenme biraz daha kısıtlı olur diye düşünüyoruz açıkçası. Ama şöyle de bir algı var hep otomotiv sektöründe. Yıl sonu rakamlar düşer. İşte markalarda fiyatlarını genelde biraz daha aşağı çekerler. Kampanyalar yaparlar. Doğrudur. O yüzden yıl sonu otomobil alalım diye bir algı vardı. Doğrudur. Dolayısıyla bu ÖTV KDV indirimlerinin ardından markalardan da arka arkaya işte 2018 rakamlarını uygulayacağız. 2019'a yansıtmayacağız açıklamaları gelmişti. Hı hı. Siz o tarafta marka özelinde bir değişiklik yapacak mısınız? Bir zam var mıdır? Yoksa bu ÖTV TV ve KDV indirimlerine aynı destekle devam mı edeceksiniz? Şöyle ki desteklerimiz devam ediyor. Eden modellerimiz var. Örneğin kaşkay 16'larda aynı fiyatları koruyoruz biz. Mikralarımızda yine aynı şekilde aynı fiyatları koruyoruz. Ufak çok ufak değişiklik yaptığımız versiyonlarımız var. Tabii şu da var. Önemli olan kampanyalar. Şimdi biz son 3 ayda Ekim Kasım Aralık'ta da bir bir bazı modellerde %0 faiz kampanyası yaptık. Şimdi Navara modelimizde mesela kendi markamdan özelinde bahsedersek Hı -hı. eğer bu yüzde sıfır faiz kampanyasını devam ettiriyoruz. Ama bir yandan da aylık faiz oranlarının aşağı yukarı 2.30, 2.35'lerde olduğunu düşünürseniz eğer o sıfır faiz kampanyasını uygulayabilmek için gerekli bütün sübvansiyonu markalar kendileri karşılıyorlar. Yani biz Ekim'de ve Kasım'da bütün modellerde yüzde sıfır kampanyası yaptık. Ciddi bir kampanyaydı bu. Ciddi bir müşteri talebiyle karşılaştık. Gerçekten çok beğeniyle karşılandı. Ama aradaki fark Markalar tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla 2019'da belki birazdan da konuşacağız neler yapabiliriz diye baktığımızda bankalarla nasıl ki gayrimenkul sektörüne, inşaat sektörüne bazı avantajlı faiz oranlarıyla kredi verilebiliyor, tüketici finansmanı sağlanabiliyor, otomotivle de benzer bir takım finansman enstrümanları kullanılarak burada talep daha da hareketlendirilir diye düşünüyoruz. Evet mesela geçtiğimiz hafta Oyder Başkanı'nı ağırlamıştık Sayın Murat tamam. Şahsoroğlu'nu aynısını yine konuşmuştuk aynı sübvansiyonu aslında bankalar tarafından gerçekleştirilmesini istiyorlar. İşte üçlü üçlerdi ilk Ekim Doğrudur. döneminde. Doğrudur. Baktığımızda şu an iki 2.30'lara kadar gerilen gerileyen bir otomotiv faizleri var. Dolayısıyla nasıl bir beklentiniz var o tarafta? Şimdi tabii Oyder bizim işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Yetkili satıcılarımız bayi teşkilatımız, bayi ağımız Bizim müşterilerimize karşı vitrinimiz. Dolayısıyla müşterilerimizle de onlar muhatap oluyorlar. Biz de marka olarak kendilerine ciddi bir şekilde destek vermek istiyoruz. Burada en önemli konulardan bir tanesi kredideki faiz oranları. Çünkü yaklaşık kendi markamda %65-70 seviyesinde ama pazarın genelinde de %50 seviyesinde krediyle araç satın alınıyor. Bu kredilerde uygulanabilecek biz olabildiğince elimizden geldiğince tabii sıfır faiz kampanyası uygulamaya çalışıyoruz. Bu ay mesela 0.99'a aldık yine aşağı doğru çekiyoruz. Hı hı. Ama bankalarla yapılacak bir takım iş birliklerinde bankacılık sektörünün bize tanıyacağı bazı avantajları biz tamamen bir kere müşteriye yansıtmaya hazırız. Üstüne zaten yapıyoruz. Yani geçtiğimiz seneye baktığınız zaman Ekim-Kasım aralıkta ciddi sıfır faiz kampanyaları vardı piyasada. Bunları devam ettiren bazı markalar var. Biz 0.99'la devam ediyoruz. Navara dediğim gibi yüzde sıfır faiz kampanyamız devam ediyor. E, bu aradaki fark azaldığında yani bankaların bize uygulamış olduğu baz faizler azaldığında biz de bunu aynen zaten müşterimize uygulamaya hazırız, onu yansıtmaya hazırız. Dolayısıyla zaten bu durumda talebin de fazla olduğunu görüyorsunuz aslında. bir Tabii noktada. ki. Tabii ki. Peki e, 2019'a nasıl hazırlandınız marka olarak yani yeni modeller, yeni kampanyalar nasıl bir 2019 var hedefinizde? 2019 tabii 2018'de karşılaştırdığımızda önce Pazar büyüklüğü olarak ne kadar olacak diye bakarsak, biz önümüzdeki seneyi vergi indirimleri yılın geri kalanında devam eder diye düşünüyoruz açıkçası. Hı hı. Devletten beklentimiz bu yönde. Önümüzdeki sene bu şekilde bir vergi indirimi devam ederse yine de 450 bin 500 bin seviyelerinde bir pazar tahmin ediyoruz. Hı hı. Bu ne demektir? Bu seneye göre bir 25-30 seviyesinde yine geri geleceğiz. Bununla beraber tabii bütün markalar bir takım yenilikler peşinde koşuyor. Biz de aynı şekilde yeni bir takım teknolojileri nasıl sunarız diye çalışıyoruz. 2019'da en önemli konularımızdan bir tanesi bizim Nissan Intelligent Mobility dediğimiz geleceğe yönelik, geleceğin ulaşımına yönelik ve elektrikli araçlara kadar giden, otonom sürüşe kadar giden bir vizyonu yavaş yavaş yerleştirmeye başlıyoruz. Araçlarımızda daha fazla Nissan Intelligent Mobility dediğimiz vizyonun özelliklerini görmeye başlayacağız. 2019 bizim biraz daha marka yatırımlarını arttırdığımız, markaya yönelik çalışmalarımızı arttırdığımız bir sene olacak. Biraz oradan devam edelim. Bu hibrit araçların etkisini artık daha mı fazla göreceğiz? Yani önümüzdeki birkaç yıl içinde artık çünkü bundan 2-3 yıl öncesine baktığımızda herhalde böyle bir şarj istasyonlarını artık her benzin istasyonunda görmüyorduk. Çok nadirdi. Ama şimdi hemen hemen hem alışveriş merkezlerinin otoparklarında görmeye başladık. Hem Doğrudur. şarj istasyonları vesaire. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda önümüzdeki birkaç yılın artık yerini hibrit araçlara doğru mu bıraktığını göreceğiz? Hibrit ve ötesinde Esasen elektrikli araçlar hı hı. yani e, otomotiv sektörünün geleceği net bir şekilde elektrikli araçlar. Otonom sürüş ve elektrikli araçlar ki ikisi birden bizim Nissan Intelligent Mobility vizyonumuzun e, ana ayaklarını teşkil ediyor. Şimdi elektrikli araçlar dediğimizde de şu var. E, geçtiğimiz sene 2018 senesi rakamlarına baktığımızda Türkiye'de maalesef topu topu sadece ve sadece 155 adet elektrikli araç satıldı. Çok çok az yani 621 binlik düşen bir pazarda sadece 2018 Sadece geneli. 2018'de bütün bir yıl boyunca 12 ay boyunca. Nedeni nedir? 155 Hiç araştırdınız adet. mı? Tabii şarj istasyonu altyapısının henüz çok fazla gelişmiş olmaması, araçların menzillerinin çok fazla yüksek olmaması, e, tüketici de hala elektrikli araçlara karşı net bir algının gelişmemiş olması. Bunların hepsinin birleşimi. Buradaki talep hala e, istediğimiz seviyede değil. Ama biz Nissan olarak çok ciddi bir şekilde elektrikli araçlar konusunda çalışma yapıyoruz. E, şu anda dünyanın en çok satan markası konumundayız. Ee, önümüzdeki dönemde de elektrikli araçlarımızı Türkiye'ye de getireceğiz. Hı hı. Dolayısıyla burada markalar olarak bizim üzerimize düşen menzil konusunda çalışmak. Tabii belediyelerin, kamunun üzerine düşen biraz daha e, şarj istasyonu altyapısını gerçekleştirmek. Bunları birleştirdiğimizde ve bir de tabii yerli otomobil e, projemiz var biliyorsunuz. Onun hı hı. da elektrikli araç olacağı açıklandı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde 2020'den 21'den sonra elektrikli araçlar konusunda pazarda çok daha büyük bir gelişim göreceğimize inanıyoruz biz. Peki gelelim aslında bu alanda yapılan yatırımlara özellikle fabrika yatırımlarına bunları nasıl görüyorsunuz? Özellikle son dönemde otomotiv sanayicilerine verilen destekler, hibrit araçlara ve elektrikli araçlara verilen Hı -hı. destekler, yeni fabrikaların açılması bu alanda nasıl bir yol kat edecek sektör? Tabii şu anda mevcuttaki üretim bizim seviyemiz çok yüksek. Avrupa'nın ticari araç anlamında üretim üssüyüz. Yine aynı şekilde ciddi bir üretim seviyesine sahibiz. Bunun büyük bir kısmını da ihracat yapıyoruz. Yani 1.7'lerde üretim yaparken 1.3 milyon kadarını ihracat yapıyoruz. Şunu görmek lazım. Mevcut fabrikalarda, mevcut üretim testlerine de, üretim firmalarına ciddi bir şekilde arge destekleri verilerek önümüzdeki dönemin teknolojilerinin geliştirmesinde destek olunabilir. Burada yol açılabilir. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'de artık biz üretim konusunda hiçbir problemimiz yok. Yani yeni bir aracın üretilmesi, hı hı. yeni bir projenin devreye alınması da hiçbir problemimiz yok. Önemli olan bu projelerde biraz daha teknolojinin arttırılması, teknoloji seviyesinin geliştirilerek devreye alınması. Yerli otomobil e, konusunda beklentileriniz neler peki? E, elektrikli araç konusundaki algıyı iyileştireceğini düşünüyoruz. Hı hı. Elektrikli araç konusundaki talebi arttıracağını düşünüyoruz açıkçası. E, bundan belki bir sene iki sene önce elektrikli araç dediğimizde kimse çok fazla düşünmezken şimdi yerli araç, ...projesinin de devreye girmesiyle beraber burada da algı yavaş yavaş iyileşiyor. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük katkı olacağına eminiz. Biz marka olarak da e, her türlü desteği vermeye hazırız bu konuda. Peki e, gelelim ihracat rakamlarına. Aslında dün açıklandı bir ihracat evet. rekoru kırıldı otomotiv ayağında. Her sene zaten e, ihracat alanında otomotivin öncü olduğunu görüyoruz. E, özellikle tekrar ithalatın azaltılması ve yeni pazarlar hedefiyle birlikte bu rakamı nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ihracat önemli. Netice itibariyle ilk başta söylediğim gibi... Türkiye'nin lokomotif sektörü olan otomotiv, ihracatta da dış ticarete ciddi bir şekilde katkı sağlıyor. Hı hı. İşte son 13 yıldır ihracat şampiyonu sektörden bahsediyoruz burada. Burada ihracat kadar yalnız ben yine bir iç pazara değinmek istiyorum. Çünkü ihraç pazarları ararken aynı zamanda iç pazarda da kuvvetli olmamız gerektiğini düşünüyorum. İç pazardaki ciddi düşüşlerle beraber aynı hızda siz ihracat pazarı bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun üretimi olan negatif etkisiyle beraber bu sefer de üretim maliyetleriniz yavaş yavaş artıyor. Ve bu sefer ihracatta yine rekabetçiliğinizi kaybediyorsunuz. Dolayısıyla ihracat çok doğru. Kesinlikle yapılması gereken ve üzerinde önemli durulması gereken noktalardan bir tanesi. Türkiye'deki otomotiv sektörde bunu çok iyi bir şekilde başardığını düşünüyorum. Ama aynı zamanda iç pazarda da kuvvetli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki iç pazarda sizin özelinize gelince e, bayi ağları özellikle satış ofisleri çünkü evet bir markayı satmak önemli ama sonrasında müşteri memnuniyeti otomobilde herhalde daha önemli. Çok önemli. E, yıllar yılı kullanıldığı için ve e, bir sonraki modelde tekrar size insanların Kesinlikle. bağlı kalması için. Bu anlamda nasıl çalışmalarınız var? Ağlarınız nasıl? E, şöyle e, biz bayi ağına ciddi yatırım yapan bir markayız. E, bir yandan kurumsal kimliğini geliştirirken, yenilenerken Aynı zamanda ciddi eğitimler vererek e, bayi ağımızdaki çalışan arkadaşlarımızın hem eğitim seviyesini arttırıyoruz, ürün konusunda, hizmet konusundaki e, orada en iyi hizmeti vermek üzere çalışıyoruz. E, dolayısıyla biz bir aile olarak düşünüyoruz açıkçası. E, en son bir bayi toplantısını yaptık. Dedik ki hatta onun logosu da birlikte aşarızdı. Yani biz bütün bu zorlukları birlikte aşarız. Çünkü birliktelik çok önemli. Marka ve bayi... ...ağı birlikte olduğunda, teşkilatıyla birlikte olduğunda Hı -hı. bir anlamı teşkil ediyor. Ee, çok da iyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Ee, biz mesela son 3 aya girerken 10 bin adet satarız hedefiyle girdik. Ee, bazı arkadaşlar da ya satabilir miyiz gerçekten olur mu? Hani pazar düşüyor, nereye gidiyoruz? Daha da vergi indirimleri yoktu ortada. Ama bayağımız da inandığında, biz de inanarak onları gerçekten motive ettiğimizde... ...sonuçta 10 bin adeti geçen bir satış performansı gösterdik son 3 ayda. Gerçekten başarılı. Ee, bayilerimiz neticede tabii biraz önce bahsettiğiniz gibi biz aracı satarak bırakmıyoruz orada. Ondan sonra satış sonrası var. Servis hizmetlerimiz var ve bu konuda desteğimiz devam ediyor. Sonrasında da bir sonraki aracın satışını aslında hazırlıyoruz. Burada artık biz ailenin bir parçası oluyoruz. Yani müşterilerimizin ailesinin de bir parçası oluyoruz. Çünkü otomobil bizde önemli bir yatırım aracı. Lüks konumunda olduğunu düşünmüyorum hala Türkiye'de. Artık bir yatırım aracı, önemli bir yatırım aracı. Dolayısıyla insanımız da orada otomobiliyle çok duygusal bir bağ içine giriyor. biz perakendeci bir markayız aynı zamanda. %80-85'ler seviyesinde perakende müşterilerimiz var bizim. Birebir gerçekten her birine ilgi, alaka göstererek biz o aracı satışını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da bu devam ediyor. Yıllar yılı bir sonraki aracın değişimine kadar devamlı olarak iletişimde kalıyoruz. 2019 için yeni marka modelleriniz kaç model mesela yeni piyasaya süreceksiniz? Bir de bu modelleri tasarlarken sizin şöyle bir algınız var mı? Mesela bir mikro örneğini veriyorum. Hı hı. Mesela bunun benzerini mi üretiyorsunuz yeni bir model çıkarırken? Yani mutlaka bir önceki Nissan modelinde bir özelinde bir şeyler oluyor mu? Yoksa tamamen yeni bir araç mı geliyor? Bunun dikkat dikkate alıyorsunuz? Müşterilerimizin devamlı beklentisini biz ölçümlüyoruz. Örneğin itibariyle Müşteri anketleri yaparak, onlardan gelen geri dönüşleri çok net bir şekilde araştırarak, bularak bir sonraki modele ilişkin ürün özelliklerini ne şekilde değiştirmemiz gerekiyor? Müşteri beklentileri ne şekilde değişiyor? Piyasadaki trendler nasıl? Rakipler neler yapıyor? Onlara karşı nasıl pozisyon almalıyız? Bir de kendi geliştirdiğimiz teknolojilerimiz var. Bunların hepsini harmanlayarak bir bütün halinde yeni ürünleri aktarıyoruz. Tabi burada eğer müşterinin çok beğendiği bazı özellikler varsa bunların hepsini koruyarak devam ediyoruz. Geliştirerek devam ediyoruz. Hı hı. Bir de yeni trendleri aktarmaya çalışıyoruz. Nedir? Mesela yavaş yavaş otonom sürüşe doğru geçiyoruz. Yeni ürünlerimizde çok daha fazla otonom sürüş özelliklerine doğru bir geçiş olacak. Önümüzdeki dönemde sorunuza cevaben bizim B SUV segmentindeki kuvvetli modelimiz Juke modelimiz var. Hı hı. Artık onun yavaş yavaş kasa değişimi geliyor. ...2019'un sonuna doğru inşallah onda yeni kasasını piyasaya süreceğiz. İstihdam oranlarınız neler? Yani şu an itibariyle Türkiye genelinde nasıl bir istihdam sağlıyorsunuz? Bizim nisan olarak baktığınız zaman bizim 110 kişilik bir ekibimiz var burada. Hı hı. Ama bayi ağına baktığınız zaman 36 bayide önemli bir istihdamımız var. Bunun da ötesinde yetkili satıcıların tamamına baktığınızda... ...Oydar Başkan'ın da her zaman söylediği gibi... Dolaylı ve direkt olarak baktığınızda 100 bin kişinin istihdam edildiği bir sektörden bahsediyoruz aslında. Sadece markalar ve bayi ağlarını olarak alırsanız. Tabi arkasında üretim var, üretimde çok daha yüksek istihdamlar var ama en azından markalar ve bayi ağlarını aldığınızda Aşağı yukarı 100 bin kişiden bahsedebiliriz. Peki şimdi e, özellikle küresel ticaret savaşlarını çok evet. konuştuğumuz bir dönemde şimdi Japonya tarafından bir firma, dolayısıyla Çin aslında Asya yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde olan ve otomotiv de oranın hedefinde olan Trump'ın hedefinde olan bir diğer sektörlerden biri hem e, Asya ile olan ilişkiler sizin markanızı ve sektörünüzü aslında şöyle değerlendirmek lazım e, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında yaşanabilecek bir kriz otomobili üzerinden çıkacak. Hı hı. E, bizim en büyük ihraç Harcatımız zaten Avrupa Birliği tarafına. Dolayısıyla hem Türkiye pazarı açısından hem sizin markanız açısından nasıl değerlendirirsiniz bu dönemi? Şimdi sorunuzun içindeki coğrafi kısımlara bakarsak eğer Japonya var, Çin var, Avrupa var, Amerika var. Çünkü gerçekten global. Hı hı. Ee, zaten küresel ticaret savaşı diye baktığımızda küresel ticaret o kadar girift ilişkileri içinde ki bizim Amerika'da üretim tesislerimiz var, Meksika'da var, Avrupa'da var, İngiltere'de var. Ee, dolayısıyla Afrika'da var, e, Hindistan'da var, Çin'de var, Japonya'da var. Dolayısıyla aslında bizim daha çok yaklaşımımız marka olarak pazarın büyük olduğu yerlerde üretim yaparak bir an önce müşteriye ulaşabilmek. Dolayısıyla Amerika'daki üretim testlerimiz de ilçede Amerikan pazarına hitap ediyor. Hı hı. Çin'deki üretim testimiz yine Çin'deki müşterilere hitap ediyor. Dolayısıyla hani baktığımızda evet küreselde bir ticari savaşı var mı? Var. Ama aynı zamanda bizim o bölgelerde yaptığımız üretimler de var. Eninde sonunda ben şöyle düşünüyorum, hepsi bir dengeye oturuyor. Peki Türkiye açısından bir avantajı olur mu bunun baktığınızda? Yani Avrupa Birliği tarafına uygulanacak bir ambargonun Türkiye tarafına bir avantajı olabilir mi otomotiv açısından? Valla politik seviyede gerçekleşen bazı tartışmaların açıkçası ekonomiye çok fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde baktığınızda velev ki Amerika ile Avrupa arasında işte gümrük vergilerinin artırılması ya da başka bir takım yaptırımların devreye girerse, biz neticede Avrupa'ya çok fazla ihracat yapan bir ülke konumundayız. Önümüzü açar mı? Evet, biraz daha faydası olabilir ama tekrar söylüyorum yani sonunda günün sonunda bir şey dengeye oturacaktır bu. Peki 2019'da şimdi 3 ay KDV ve ÖTV indirimi. Doğru. Sonrası için ne düşünüyorsunuz? Devamını bekliyoruz. Her şeyden önce. 1-3 ay daha uzatma mı bekliyorsunuz. 1-3 ay dahadan ziyade sene sonuna kadar devamını bekliyoruz. Pazarın beklentisi, sektörün beklentisi bu yönde. E, neticede 31 Mart'a kadar açıklanan şu anda ÖTV'deki indirim, ticari araçlarda KDV'de indirim var. Hı hı. Bunların e, sene sonuna kadar devam etmesi gerçekten pazardaki hareketin o dinamizmin devam etmesi açısından da çok önemli. Birincisi bu. İkincisi biraz önce bahsettik. E, bankalarla olan çalışmaların biraz daha iyileşmesi gerekiyor. Ve burada e, otomotive yönelik, otomotiv finansmanına yönelik bir takım avantajlı faiz oranlarının devreye girmesinde büyük fayda görüyoruz. Bir diğer noktada geçtiğimiz sene yine devletimiz tarafından alınan bir uygulama burada teşviği devreye girdi. Yani ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hı hı. piyasadan, parktan çekilmesi ve bunlara ilişkin bir ÖTV avantajı ortaya kondu. Burada yalnız ÖTV'deki matrah değişikliklerine rağmen burada teşvikleri artık çok düşük kaldı. Yani bir önceki ÖTV baremine bağlı kaldı. Burada yapılacak güncellemeler ve hatta... Bunun da sürekli olması. Çünkü ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar dediğimizde 16 yaşından büyük araçlar diyoruz. 16 yaşından daha yaşlı araçlar, 2000 senesinden 2002 senesinden önce üretilmiş araçlar. Hem çevreye zararlı. Çünkü daha eski teknolojilerle üretilmiş araçlardan bahsediyoruz. İkincisi de güvenlik anlamında artık risk teşkil eden araçlar. Ve bu araçların piyasadan parktan çekilmesiyle beraber yapılacak bir takım teşviklerle yeni araç alımı biraz daha hareketlendirileceğini düşünüyoruz. Peki son olarak Nisan'a özel 2019 büyüme hedefleriniz ve istihdam hedeflerinizi alayım. 2019'da biz bayağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Burada iki önemli yerde tekrar Anadolu'da yerleşiyoruz. Dolayısıyla oradaki iş gücüne de katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Büyüme hedefimiz açıkçası düşen pazarda 2018 senesinde biz pazar payımızı arttırarak çıktık. 2019 senesinde yine aynısını tekrarlamak istiyoruz. Sayın Sinan Özkök teşekkür ederim ben değerlendirmeleriniz teşekkür ederim, için. E, araba sevdası'nda bu hafta Nisan Türkiye Genel Müdürü Sayın Sinan Özkök'ü ağırladık ve 2000